Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Anıtkabir avlusuna kuvvet komutanları ile Saha Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığını temsilen askerler alındı. Alanda vatandaşlar için de yer ayrıldı. Törende Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fabrika açılışı ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat halinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi İlelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taşlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleriyle uluslararası kuruluş temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri. Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için birbirinden güzel organizasyonlar hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk konser programını Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu'nun sahne aldığı konser programına
Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaver Otaklı, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müziğinin seçkin örneklerinden oluşan eserleri seslendiren İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu söylediği marşlarla da izleyicileri coşturdu. Geceye katılan sanatseverler eşsiz şarkı ve marşlara hep birlikte eşlik etti. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci sanatçılara Denizli horoz figürü kaide ile çiçek verdi. Değirmenci burada yaptığı konuşmada güzel gece için İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu sanatçılarına teşekkür etti. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. İnşallah nice 99 yılları hep beraber görelim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kere daha şükranla, minnetle anıyoruz. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği konserler devam edecek. Bu gece saat 20'de 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda Emre Aydın konseri gerçekleşecek. 30 Ekim Pazar günü sürecek konser programı kapsamında saat 20'de Emircan İyrek 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda Denizliler için sahne alacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü Van'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenler, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet, fikri hür, irfan hür ve vicdan hür nesillerin yetişmesinin tek teminatıdır. Büyük Türk milletinin muhteşem mücadelesinin ve kudretinin adı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı kutlu olsun. Bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Türk milleti istiklalini ve istikbalini engelleyen, bağımsızlık ülküsü ve şerefine saldıranlara karşı kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle her şart ve ortamda dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde inanç ve kararlılıkla tek vücut, tek yürek olarak şanlı tarihimizden aldığı ilham ile milli birliğimizin gücüyle kahramanca mücadele etmiş, topraklarımızda aklı ve gözü kalanları hayal kırıklığına uğratmış, kurtuluş destanımızı şehit ve gazilerimizin canı ve kanıyla yazmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların tekvando ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu. İzmir Konak Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği milli bayramlarda Gültepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığı Cumhuriyet Bayramı'nda şenliğe dönüştü.
Cumhuriyet Bayramı Kortejinin Gültepe Meydanı'na yürüyüşüyle başlayan kutlama etkinlikleri çelenk töreniyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı'na özel konser, şiir dinletisi ve zeybek gösterisinin de yapıldığı kutlama etkinliğine Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi Konak Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve Gültepeliler katıldı. Bando Rumeli eşliğinde yürüyen kortej Gültepe'yi Türk bayrağının kırmızı beyazına bürüdü. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'un başı çektiği kortejin Gültepe Meydanı'na gelmesiyle büyük coşku yaşandı. Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün ardından Konak Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı önüne yerleştirildi. Çelenk sunum töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Gültepelilere hitap etti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin bayramını kutluyorum canı gönülden. Cumhuriyet, özgürlük. Cumhuriyet, demokrasi. Cumhuriyet, kültür, sanat. Cumhuriyet, adalet, hukuk demek. Cumhuriyeti bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkenin refahı, bu ülkenin mutluluğu, yaşayan halkın çok daha ileriye gitmesi noktasında çok büyük hamleler yaptılar 99 yıl önce. Cumhuriyetin aydınlık yüzü Gültepelileri buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları'ndan da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bayidar kalacaktır diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Tanrı'dan rahmet diliyorum. TRT sanatçısı ve Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçıları Atatürk'ün de çok sevdiği Kırmızı Gül'ün Adı Var ve Vardır Ovası türküleri başta olmak üzere birbirinden güzel eserlere seslendirdi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ'un sunumu ve okuduğu şiirlerle devam eden etkinlikte İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Efeleri de Sarı Zeybek ve Harmandalı oyunlarıyla bayram coşkusunu doruğa taşıdı. Gültepe'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda coşkulu kalabalık hep birlikte söylenen İzmir Marşı ile Gültepe'yi çınlattı. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuşba ilçesinde de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Gibi olurum. Okulda, fabrikada, tarlada, kışlada, bebekçiğin dudağında... ...çırpınan bayrak, toğrun sesi, bir bulut gibi dolaşır üstümde gölgesi. Tuşba Belediye tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri... ...Alaköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Çetin Aysan İlk ve Ortaokulu'nda düzenlendi. Etkinlik öncesi balon ve Türk bayrağı dağıtılan öğrenciler, şiir okudu, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmalar yaptılar. Oradaki bir ümit kalan, bugün sizlerle burada bulunmak gerçekten bizi çok sevindirdi. 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyetimizi kutluyorum. Cumhuriyetimizin ülkemize, bütün milletimize tekrar kutlu olmasını diliyorum. Öğrenciler, daha sonra Hacivat Karagöz ile Keloğlan ve Nasrettin Hoca oyunlarını izlediler. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsine saygı ve sevgiyle anıyoruz, rahmet diliyoruz. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü belediye yetkilileri, öğretmen ve veliler ile birlikte büyük bir coşku ile kutlayan öğrencilerin birçoğu ilk kez tiyatro ile tanıştı. Nazilli'de Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. İstasyon meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,
Nazilli Cumhuriyet Savcısı Murat Dilsiz, Nazilli Ağır Ceza Hakimi Memduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının ilçe temsilcileri, öğretmen ve öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını il olarak kutlamak istediklerini söyledi. Cumhuriyet Nazilli'ye sahip çıkmıştı. Nazilli de Cumhuriyet'e sahip çıkmıştı. Karşılıklı bir birliktelik vardır burada söz konusudur. İnşallah 100. yıl dönümünü de Nazilli il olarak kutlar. İl bazında yapacağımız törenlerle kutlarız diye temennimizi dile getirmek istiyorum. Cumhuriyet İdaresi Türk Milleti'nin haysiyet karakterine en yakışan idarelerden bahsettiğim gibi. Bunu da en güzel yaşayan ilçeler yerleşim ürünlerinden birisi olarak ben Kadri Mustafa Kemal Atatürk'e ve size arkadaşlarına, mevcut arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün 500 adet sekte belge varsa bunun tek sorumlusu o odanın yönetimi ve başkanıdır. Biz değiliz. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde taraflar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mavi Liste Başkanı Necdet Takvan'ın ardından bir açıklamada Beyaz Liste Başkan Zahir Kandaşoğlu'ndan geldi. 500 tane sahte belge diyorsun. Müracaatin 11 oya, 11 oya ve kendin en fazla şirketlerin adayı olan kişilerin şirketleri kaydırdığın gruba itiraz ediyorsun. Takvan'ın iddialarına yanıt veren Kandaşoğlu, Hodri meydan diyerek tüm gruplarda seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu. Diyor ki işte biz bu seçimin iptalini istiyoruz. Arkadaşlar biz de hazırız. Ben 30 sene meclis üyesi kazanmışım, o 27. Bugün istifa etmeye hazırız. Tümüyle istifa edelim, yeni seçime gidelim. Tümüyle. Samimi midir? Samimiyeti varsa bu sabah şimdi çağırsın, toplanalım, 27 onlar, 30 biz. Tümüyle bir istifa dilekçemizi verelim, ya Allah diyelim, seçime gidelim. Şeffaf bir şekilde, o da yeni bir bağımsız bir yönetim atılsın, yeni de naca kodları düzensin, yeni de yetki belgeler verilsin, ya Allah bismillah, seçime gidelim. Kim kazandıysa tebrik edip çıkalım, bu millet, bu halk mutlu olsun, huzurlu olsun. Siz de gerçekten bundan sonra bu ilde doğru dürüst bir şekilde bu ilin hakkını, hukukunu savunabilirsiniz. Ekim 2022 Perşembe günü başkent Millet Bahçesi'nde başlayan Yozgat tanıtım günleri tüm hızıyla devam ediyor. 4 gün devam edecek başkent Millet Bahçesi'ndeki Yozgat tanıtım günlerine çok sayıda siyasi, iş dünyasının seçkin isimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katıldı. Öncelikle bütün hemşerilerimi burada görmekten çok mutluyum. Dün açılışını yaptığımız bu organizasyonumuzun. Öncelikle tabii memleketimiz Yozgat'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir açılış oldu ve bugün de görüyorum cuma olmasına rağmen yoğun da bir ilgi var. Ondan sonra yarın cumartesi pazar günleri daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan tabii Yozgat'ımıza ait değerleri, kültürü, örfleri, adetleri, yemekleri tanıtabilmek amacıyla bu organizasyonu Sayın Başkan hazırladılar valilikle beraber. Buradaki Ankara'da biliyorsunuz Yozgat nüfusu olarak biz sanıyorum 700 bine yakın olduğu tahmin ediliyor. Çok fazla Yozgatlı hemşerimiz var. Bu Yozgatlı hemşerilerimiz de bizim kültürümüzden uzak kalmasınlar diye. Tabii biz Yozgatlar her yaz, hatta her zaman yıl içerisinde memleketimize gider geliriz ama yeni gençler, yeni nesil çocuklar çok bilmiyorlar bu kültürü. Dolayısıyla bu kültürün tanıtımı için bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yozgat Dernekler Federasyonu çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Ahmet Koç, tanıtım günlerinin çok daha iyi geçmesi için bütün dernek yönetimlerinin özverili gayretlerini gördüklerini söyledi. Genel Başkan Ahmet Koç, tanıtım günlerine katılan Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım'a,
yönetim kurulu ve dernek başkanlarına da teşekkür ederek, Genel Başkan Dr. Erdoğan Yıldırım'ın her zaman kendilerinin yanlarında olduğunu ve her anlamda destek verdikleri için teşekkürlerini de iletti. Öncelikle hayırlı olsun. Üçüncüsü dediniz. 2011-2012 yılında yapmıştık. Bu yılda üçüncüsünü yapıyoruz. 10 yıldır da ara vermiştik, yapmadık. Dün açılışını yaptık. 27 Ekim saat 16.30'da. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız Fuat Oktay Bey, Adalet Bakanımız Fuat Oktay Bey, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileriyle büyük bir kalabalık halk kitlesiyle birlikte burada açılışı yaptık. 4 gün devam edecek. Pazar gününe kadar devam ediyor. Bugün de ikincisi günü. Bayağı bir yoğunluk var. Onu görüyoruz. İnşallah 1 milyonun üzerinde de bir ziyaretçi bekliyoruz burada. Ki olur. Olur. Bugün onu gösteriyor. 4 gün boyunca. Vallahi milletimize, vatanımıza hayırlı olsun diyorum. Yozgat'ımıza hayırlı olsun diyorum. Yozgat'ımızı biz buraya taşıdık. Çok güzel. Bizden taşıması. Her şeyiyle taşıdık. Kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, meslek odası odalarımız, hanım kooperatiflerimiz, kadın kooperatiflerimiz, iş insanlarımız, sanayicilerimiz, esnaflarımızla bugün buradayız. Efendim, sizi ziyaret edin. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım da burada. Başkanımız neler söyleyecek? Efendim, sizler neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir ortam. Tabii Ahmet abi hakikaten bizim büyüğümüz. Yozgat'ı buraya getirdi. Kendisi de söyledi. Hem sırayı rahim yaptırıyor hem Yozgatlı hemşerilerimize. Hem bizim de Yozgat'ı tanımamıza vesile oluyor. Ben öncelikle emeklerinden dolayı sevgili federasyon başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, Cumhurbaşkan yardımcımıza, valilerimize, hülasa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten zor ve önemli bir görevi ifa ediyor Ahmet Bey bizler gibi. Bunlar gönüllülük esasına dayalı olan iş ve uğraşlar, kendini memleketine adamış olan insanların yaptığı ve yapacağı işler bunlar. Hakikaten burada şehri tanıtmak için ben bakıyorum, içerisiyle, dışarısıyla, gelenlerle, hepsiyle ayrı ayrı tek tek ilgilenmeye çalışan bir federasyon başkanımız var. Tabii bunlar kolay değil, ekiple beraber yapılıyor. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Kültür Eski Bakanlarından Suat Çağlayan, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir özel okulun Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün Cumhuriyet'e verdiği öneme ve kararlılığına dikkat çeken Çağlayan, dini esas alan ya da despot rejimlerin Cumhuriyet olmadığını söyledi. Mustafa Kemal Türkiye'yi kurtardı, işgali kurtardı ve işgal edenleri kovdu. İsteseydi kral olurdu, isteseydi padişah olurdu, isteseydi tek adam olurdu. Bu ülkenin özgür olması için din ve devlet işlerinin ayrılması lazım dedi. Ve cumhuriyeti planladı. Laik cumhuriyeti. Cumhuriyet deyince bazı cumhuriyetler var ki bu cumhuriyetler laik cumhuriyet değil. Yani orada din egemenliği altına girmiş cumhuriyetler vardır. Veya bir despotun yönetiminde olan cumhuriyetler vardır. Onlar da cumhuriyet. Ama Mustafa Kemal'in özgürlükçü cumhuriyeti, Mustafa Kemal'in cumhuriyeti, yani bizim bugün kutladığımız cumhuriyet, özgür cumhuriyet. Suat Çağlayan'ın konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı kutlama programına geçildi. Konuşmalar, şiirler, halk oyunları, modern danslar, okulun eğitim verdiği diğer dillerde hazırlanan rando ve gösteriler hem öğrencilerin hem de çocuklarıyla bayram kutlamaya gelen ailelerin büyük coşkusuyla gerçekleştirildi. Katılımcılar gösterileri dakikalarca alkışladılar. (Gülüyor)
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İSFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından fuar İzmir'de düzenlenen İzmir'in yeni kitap fuarı İskitap açıldı. Nice yazarlarla, nice buluşmalarla, nice okuyucularla dolsun taşsın. Serüveni uzun olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından İzmir'de ilk kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı Fuar İzmir'de başladı. İzmir Fuarı'ndayız. İskitap Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirdi az önce. Hemen ardından İzmir Fuarı etkinlikleri kapsamında söyleşiler gerçekleşecek ve imza günü gerçekleşecek. Kitap almak isteyenler buradan bir hafta süresince yeni kitaplar alacak, yazarlarla da tanışacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Her Mahalle Bir Kütüphane kampanyasını anlatarak konuşmasına başlayan Başkan Tunç Soyer, kampanyaya bağışlanan kitaplarla ilgili ilk hedefinin 50 kütüphane açmak olduğunu söyledi. Her mahalleye bir kütüphane kampanyamız. Göreve seçildiğim ilk günlerde duyurmuştum. Ne olur bana çiçek getirmeyin, çikolata getirmeyin, kitap getirin diye. 30 bini aştı kitaplarımız. Ve her mahallede muhtarlarımızın muhtarlığının yanına veya içine bir kütüphane kurmaya başladık. SNS Fuarcılık Temsilcisi Saruhan Simsaroğlu, İskitap'ın ayrı bir önemi olduğunu belirterek şunları söyledi. Erken yaşta vefat eden babamın bana bıraktığı en güzel, en büyük miras kitaplığıydı. Jules Verne, Muzaffer İzgül, ardından Aziz Nesin, Uğur Mumcu'nun kitaplarını su içer gibi okuduğumu hatırlıyorum. Kitap ve roman karakterleri yakın arkadaşlarım oldu. Kimi zaman Arturo Bandini'nin peşine takılıyordum, kimi zaman Boris Vian ya da Bukowski yakamdan düşmüyordu. Başkan Tunç Soyer beraberindeki heyetle İskitap'ı gezdi ve kitap satın alarak çocuklara hediye etti. Gün süreyle açık kalacak fuarda yazar söyleşileri, imza günü, kitap satışları gerçekleşecek. Fuarın ilk gününde kitap standı açan yazarlardan bağımlılık danışmanı yazarı Mustafa Yücel, yayıncı yazar Nurcan Ezel Hümay ve emekli resim öğretmeni şair Ayla Somyürek World Türkiye kitaplarını anlattı. Yaşadıklarımı, çevremin yaşadıklarını dile getirmek için kızdıklarımı, sevdiklerimi kelimelere döktüm ve bir kitap oluşmasına. İsmi Ayna. Ayna. İsim Ayna. İçinde neler saklı? İçinde ben saklı. Benim gibiler saklı. Yani aynı düşünceye sahip kişilerin düşündükleri, ifade edemedikleri yani şeyleri ben ifade ettim. Ben de gençken ifade edemedim yaşadıklarımı, kızdıklarımı. Ama şimdi artık kimseden korkum yok diyormuşum. Ve paylaştım. Boşluk isimli kitabını yazdım. Kitabın için yazdık. Çünkü baktığımızda bütün boşluktan dolayı kötü alışkanlıklara başladığımızı görüyoruz. Üç amacımız vardı burada. Birincisi madde kullanmamış, alkol, sigara da ağzına almamış kişiler bu Boşluk isimli kitabını okuyarak bilinçleniyorlar. Bilinçlendirmek amacını güttük. İkincisi maddeye yeni başlamış insanları uyandırmak, farkına vardırmak ve hayatın neresinde, zararın neresinde dönülse kârdı biliyorsunuz. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu yüzden insanları bilinçlendirerek çıkış yolu göstermek. Üçüncüsü ise madde bağımlısı olmuş, labirentin sokağında kaybolmuş, artık çıkış yolu bulamayan insanlara da çıkış yolu göstermek amacıyla güttük. Ben 130 kitabın yazarıyım, 45 kitabım yayınlandı. Bunlardan en ciddi olan romanlarımdan bir tanesi de Gece Çırası romanı. En çok ses getiren bu oldu. Ama son bir yıldan beri zaten 25 yıllık matbaacıyım ve ulusal basın mensubuyum. Yazarlığımı da koydum. Matbaadan da iyi anlarım. Evet öyleyiz, meslektaşız. Son bir yıldır yazar yeteneklerini ekonomiye dönüştürmeye ayırdım bütün enerjimi ve projelerimi. Aydın Nazilli Belediyesi bünyesinde açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerce hazırlanan sergide Atatürk tarafından 1937'de açılan ve 2002 yılında kapanan Nazilli Sümer Basma Fabrikası'nda kullanılan desenlerin yeniden hayat bulduğu, hayata değer katan Sümer Bank desenleri ve el sanatları sergisi Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışa Nazilli protokolünün tamamı katıldı.
Serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve kurs yöneticisi El Sanatları öğretmeni Filiz Aydın birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından Filiz Aydın protokol üyelerine sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi. Birbirinden özel desenlerin çeşitli objeler üzerinde hayat bulduğu desenler, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni kazandı. Nazilli Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın, kursiyerlerin getirdikleri eski eşyaları yenileme çalışmalarının yanı sıra, Sümer Bank'ın faal olduğu dönemlerde kullanılan desenlerden eşyalar yaptıklarını söyledi. Evet, özellikle Atatürk'ün içtiği fincan da var. Onu da yapmışlar kursiyerler. Yani çok insan duygulanıyor. Sergiyi gezen sanatseverler ise yeni eklenen çalışmalarla serginin her geçen yıl daha da renklendiğini ifade ettiler. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise sergi hakkında bilgi verdi. Çok büyük emekler harcıyorlar. İnanılmaz özveriyle çok güzel eserler ortaya çıkartıyorlar. İşte bunu en son gördük. Azra Akın'ın çantasını yapmışlardı. Şimdi inşallah seri üretime geçmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız evde kullanılmayan eski unsurları değerlendiriyorlar. Yeni parçalar yapıyorlar ama işte Nazilli'mizin coğrafyasının ürettiği değerleri, desenleri özellikle 50 bine yakın Sümer Bank deseni içerisinden seçki yaparak ürünlerde kullanıyorlar. Onlarca el emeğinin hayat bulduğu sergi 11 Kasım Cuma gününe kadar açık kalarak sergilenen eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Van'da 27 Mayıs'ta temel atma töreni gerçekleşen ve 2008'de hayatını kaybeden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı miras bağışçısı Nirun Şahingiray'ın adını yaşatacak olan Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirtti. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, okumaya, yazmaya, dost, idareci olarak, onları yüreklendiren, cesaretlendiren bir idareci olarak, devletin bütün imkanlarını, kabiliyetini, potansiyelinde eğitim için kullandığımızı ifade etmek istiyorum. Van'da bizim eğitim bir numaralı konumuz. Yani eğitimi güçlendirmek, çocuklarımızın hayatını, yaşamını kolaylaştırmak, özellikle de eğitim camiasının hayatını kolaylaştırmak için çok güzel işler yapıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim bir görevimiz öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmak. Bilginin taşıyıcısı çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Memleketimizin, milletimizin ilerlemesi, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar. Onlara da huzurlarınızda bir kez daha müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Törende konuşan TEK Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci tesisi kurarken çevre ve doğayı korumayı da amaçladıklarını belirtti. 2021 yılına kadar yani 2 yıl öncesine kadar 3000'in üzerinde gönüllümüzle burada hizmet verdik ve toplam çocuk sayısı da 140 bin civarında bir sayıya ulaştı. Konuşmaların ardından plaket takdimi ile devam eden tören, parkın açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesi ile sona erdi. Denizli Merkez Efendi Belediyesi Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Gametex Osman Aydınlı Gündüz Bakım Evlerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Merkez Efendi Belediyesi'nin kreşlerindeki minikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı. Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılını coşkuyla kutladı. Atan, atan,
Öğretmendeki öğrenciler gösterilerinin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla marş söyleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğin ardından Cumhuriyet'i resmeden minik öğrencilerin yaptığı resimler okulun bahçesinde sergilendi. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları Erzincan'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, valilik makamında tebrikleri kabul ederek protokol mensuplarının bayramını kutladılar. Hazır ol! Fek! Onca! Selam! Dur! Kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun törene katılan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas konuşmasında şunları söyledi. Demokrasinin ve insan haklarının hiçe sayıldığı, insanın ötelendiği, mazlumların zulme uğradığı bir çağda kerim devletimiz Cumhuriyet'in kazanımlarını sadece kendi insanımıza değil tüm dünyaya yayma konusundaki gayretlerini sürdürmektedir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Bu toprakları bizlere vatan yapmak için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Törende öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından bando, ordu tören bölüğü, tören komutanı ve karargahı muharip gaziler, okulların bayrak ve flamaları, ortaokul ve liselerin geçişi, askeri birlikler, meslek teşekküllerinin geçişi yapıldı. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. 6 Eylül Belediyesi Akçaköy Mahallesi'nde bulunan Türkmentepe Yamaç Paraşütü Uçuş Etkinliği düzenliyor. 3 gün sürecek etkinliğe ülkenin dört bir yanından pilotlar katılıyor. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı gökyüzü tutkunlarını 28-29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyecekleri etkinliğe davet etti. Başkan Avcı Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını gökyüzünde kutlayacaklarını söyledi. Güzelliklerimiz var. Balıkesir denince akla hep Körfez geliyor. Biz de 6 Eylül olarak bu güzelliklerimizi ön plana çıkarmak için burada daha önceden yamaç paraşütü yapan kardeşlerimizin tavsiyesi, önerileriyle altyapı çalışmalarını yaparak bu işi daha profesyonel bir hale getirelim ve hem şehrimizi hem ilçemizi tanıtalım hem de burada değerli misafirlerimizi ağırlayalım istedik. Bu sene inşallah ilkini gerçekleştiriyoruz. Etkinliğe katılan 6 Eylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin de bu bölgeyi yamaç paraşütçülüğüne kazandıran başta 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Öncesinden başlayan paraşütle ilgili faaliyetler çeşitli isteklerle Sayın Belediye Başkanımız tarafından olumlu bulundu ve burası yeniden yamaç paraşütçülüğüne kazandırılmış oldu. Büyük bir emek var, büyük bir coşku var. Özellikle Ankara'dan, civar illerden, Balıkesir'den gelen
bu işe gönül vermiş, uçmaya, yamaç paraşütüne gönül vermiş insanlarımız var, misafirlerimiz var. Eminim bu tür etkinliklerle Balıkesir'de yamaç paraşütü yeniden gündeme gelecek. Türkmentepe, Altı Eylül'ümüzün bir değeri olarak civarındaki baraj gölüyle, ormanlarıyla yeniden değer kazanacak. Yamaç paraşütçüleri ise etkinlik hakkında düşüncelerini dile getirdi. 5 senedir bu sporu yapıyorum. Yaşım 72, evet. Ve spora devam ediyorum. Altı Eylül Belediyesi'nin bu düzenlemiş olduğu etkinliği gerçekten çok beğendim. Bizim için çok güzel bir şekilde kalkış pistini temizlemişler. Evet. Ve ilk geldiğimde bir baktım, bir Uzungöl'de havası vardı burada. Evet. Çok hoşuma gitti, gerçekten çok güzel duruyor. Arkadaşlarım da çok keyifli uçuşlar sağlıyorlar şu an. Buraya 22 kişilik grupla geldik. Tesadüf olarak 22 şeklinde. Türkiye'nin her yerinden pilotlar var. Güzel bir şampiyonu olacak.